Evet asın felaketinden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'da hasar tespit çalışmaları %95 oranında tamamlandı ve bu çalışmalar neticesinde yaklaşık 28 bin binanın ağır hasarlı yıkılması gereken ve yıkık bina olduğu şekilde tespite varıldı ve yaklaşık 1500 iş makinesi ve kamyonla sabahın aydınlığından akşamın karanlığına kadar çalışmalar yürütülüyor. Enkaz kaldırma çalışmaları yıkım çalışmaları sürüyor. Depremin o hazin görüntüsünü ortadan kaldırmak için ekipler sabahdan ...akşama kadar çalışmalarını sürdürüyorlar. Tabii bir yandan enkaz kaldırma çalışmaları sürerken... ...bir yandan yıkım çalışmaları sürerken... ...bir yandan da imar çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Adıyaman genelinde birçok noktada imar çalışmaları yürütülecek. Adıyaman'ın merkezindeki İndere Mahallesi yeni Ad Adıyaman'ın merkezi olacak... ...ve buradaki 5 milyon metrekare alanda yaklaşık 30 bin konut inşa edilecek. Tabii sadece İndere Mahallesi'ne mahsus değil... ...çevre ilçelerdeki bazı noktalarda... Yeni imar alanları olarak belirlendi. Adıyaman'daki depremde en çok etkilenen noktalardan biri olan Gölbaşı ilçesi içinde bazı noktalar imar için belirlendi. Bu kapsamda şu anda bulunduğumuz Yukarı Çöplü köyü de Gölbaşı ilçesinin yeni alanı olacak Gölbaşı ilçesi burada bulunduğumuz noktada yukarı çöplü köyünde yeniden inşa edilecek. Şu anda kameraman arkadaşım TRT drone pilotu Uğur Bulut ekrana taşıyor. Burası oldukça geniş bir alan. Normalde 300-400 kişinin yaşadığı bir köy yukarı çöplü köyü. Gölbaşı ilçesine 5-6 kilometre mesafede olan oldukça geniş bir alan. Tabi depremin ötesinde şehrin nereye yapılacağı hususundaki planlamalar neticesinde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum riyasetindeki heyetlerin çalışmaları neticelendi ve Gölbaşı'nın buraya taşınması, yukarı çöplü köyüne taşınmasına karar verildi ve buradaki e, ...zemin etüdü çalışmalar yürütüldü ve bu kapsamda buranın zemininin oldukça güvenilir, oldukça emin olduğu tespit edildi... ...ve bu kapsamda buraya, Gölbaşı ilçesinin buraya taşınmasına karar verildi... ...ve bu kapsamda önümüzdeki günlerde Mart ayı nihayetine doğru belki Nisan ayı bidayetinde buradaki inşa çalışmalarının başlayacağı belirtildi. Tabii buradaki konutlar nasıl olacak en çok merak edilen sorulardan birisi de bu. Şehir konutları için planlama 3-4 kat şeklinde öngörülüyor azami 3 4 katlı binalar inşa edilecek. Zemin artı 3 kat şeklinde öngörüler var ve bu dairelerin 3 artı 1 ve net 85 metre kare olarak yapılacağı belirtiliyor. Tabii köy evleri de inşa edilecek. Köy evleri bir nebze daha büyük olacak şehir konutlarına göre ve 3 artı 1 93 metrekare şeklinde şehir düzeltiyorum. Köy konutlarının inşası öngörülüyor. Tabii Adıyaman'da sadece İndere Mahallesi sadece yukarı çöplü köyü değil birçok noktada imar çalışmaları sürdürülecek. Bunlardan birisi de Besni Eski Köy Mahallesi ve yine Tut ilçesinde de bazı imar durumları söz konusu olacak. Genel tabloya baktığımız zaman Adıyaman genelinde 47.350 şehir konutu inşa edilecek ve 13.987 köy evi inşa edilecek. Toplamda yaklaşık 60.000 konutun inşası öngörülüyor Adıyaman'da. Bu kapsamda en yoğun inşanın Merkez İndere mahallesinde olacağını söyleyebiliriz. Merkeze Adıyaman merkeze 5-6 kilometre mesafede olan İndere mahallesinde yaklaşık 30 bin konutun inşası söz konusu olacak ve 3 etapta yapılacak bu konutlar 5 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilecek. Şu anda bulunduğumuz yukarı çöplü köyünde de çok sayıda konut inşa edilecek. Peki bu konutlar ne zaman teslim edilecek? Bununla ilgili öngörü bir seneydi. Ancak Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum geride bıraktığımız günlerde bir açıklama yaptı ve açıklamasında bir yılda teslim öngörüsünün olduğunu ancak 6 ayın ötesinde binaların, konutların inşası tamamlandıkça peyderpey teslimlerin söz konusu olabileceğini belirtti. Dolayısıyla imar süreci başladıktan sonra, binalar hayat bulduktan sonra, konutlar canlandıktan sonra 6 ayın ötesinde peyderpey teslimlerin söz konusu olabileceği belirtiliyor. Adıyaman'ın yeniden inşası adım adım başlıyor. Bunu belirtebiliriz. Adıyaman'daki yeniden inşa sürecini TRT drone pilotu Uğur Bulut ve kameraman Uğur Kalan'ın görüntüleriyle ekrana taşıdık diyelim ve sözü Adıyaman'dan yeniden Ankara'ya bırakalım.